Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim oldu. 13 yıl sonra Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Ne diyorsunuz? Abi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den daha iyi. Kılıçdaroğlu'dan bu daha miydi? Daha koltuğa oturur oturmaz saçmalamaya başladı. Niye abi? Hemen de yani bela, bu adam nasıl insan olacak? Nasıl oy toplayacak? Değil mi? Direktmen PKK'yı sanmaya başladı. Böyle bir şey mi olur? Görüyorsunuz dünyanın dört bir yanında ateş var. Evet. O ateş hiç bitmedi ki. Bitmez ki zaten. Niye bitmez? Dünya oldu olası o ateş var. Şimdi yanlış anlama, ben Arap'ım. Eyvallah. Aslım Arap'tır. Evet. Eğer ki gerçekten sözlerimi yayınlamak istiyorsan ben bunu direktmen İbn Selman'a bir mesaj olarak göndereceğim. Kime? İbn Selman. Suudi Arabistan kralında. Kral değil, o bir köpektir. Aynen öyle. Krala köpek olsun o. Niye nerede öyle nerede ya, kral? Niye hain? O İbn Selman bir iki lafım Arapça olacak ona. Tabii. Ya İbn Selman. Ya İbn el Kelb. Ya İbn el Atıl. أربعة طريف الدنيا فلسطين علقاني به نار وانت من هنا جعد تباري شلب أمريكا يا ابن سلمان انت سابق لي ذبحت كمال قاشق شيء قصجي قصجي المسلمان جمال قاشق شيء öldürttü Türkçesini de söyle Cemal Arapça Kürtçede Türkçesini de söyle anlasın bu ابن سلمان Cemal Kaşıkçı kasteci kardeşimizi öldürttü. Evet. Delilleri de Amerika'dan olduğu için şu anda köpek gibi konuşmuyor. Bir haksızlık var. Haksızlığa yani tavrını atmıyor. Bir dönektir bu. Şerefsizdir. Müslümanların yüz karasıdır. Amerikan aynı zamanda Amerikan uşağı mıdır? Amerikan köpeğidir. Evet. Korkuyor yani. Delil var. Delil Amerika'da var. Cemal Kaşıkçı'nın net öldürdüğüne dahi bir delil var. Evet. Bütün dünya biliyor. Ve o delil kara kutuda, İsrail'in kara kutusunda kilitlidir. Lazım ediyor işte. Bugün lazım ediyor o delil. Artı bu Sinsi köpek. Sisi. Sisi. Mısır. Evet. Devrimci köpek var ya. Evet. O da Muhammed Mısır'ı öldürdü. Şimdi Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Ya insandır insan. Onu bırak ya. Peki, dünyası ne olursa olsun. Bir şey diyeceğim. Etrafında 25 tane Arap ülkesi var. Hiçbiri niye destek olmuyor abi? Abi bak sana bir şey diyeyim mi? Şu anda Türkiye bir hareket edecekse ben Arap'ım bak manasını inkar etmiyorum. Şu an Urfalıyım ben. Evet abi. Harun Ovası'nın Araplarındanım. Ama bir de yüz var. Bir de yüz var. Evet. O Selman, İbn Selman o köpek var ya. İzin vermiyor. Türkiye müdahale ettiği gibi arkadan Türkiye'yi vururlar. Hayindir bunlar abi ya. İşte geçen sene Rum olayında şeylerini yolladılar. Ben burada bir çok önemli bir laf söyleyeceğim. Evet. Ben bu insanlara söylüyorum. Şimdi Müslüman insanlara yarayan bir insan Yahudiler başa getirmezler. Kim seni arkadan vurursa onu götürürler. Onu getirirler ki koltuğa oturturlar. Niye? Böyle günlerde bu adam lazım eder onlara. Savunmak için. Evet. Çıkmış ben efendim Salahattin Demirtaş'a selam olsun. Neyin selamı ya? Demirtaş'ı bırak burada bir insan ölüyor ya. Günde 1000 tane insan ölüyor ya. İHA SİHA dur. Baş edemediniz de. Dur. Biz İHA SİHA'yı Azerbaycan'a yolladık Ermenistan Savaşı'na. Niye yollamıyoruz oraya? Abi bak bu lafı böyle saptırmayalım. Hayır. Şimdi bak, Müslüman kardeşim. Hayır hayır abi. Saptırmaya gelmem. Dur şimdi. Niye? Şimdi niye eğer bir vicdan varsa. Vicdan var. Eğer bir vicdan varsa. Bir insanlık. Bir insanlık dramı varsa. Tamam. Şu anda Yahudi de olsan, Mecusi de olsan, aynen. Dinsiz de olsan bu kanı durdurmak lazım abi ya. Nasıl durdururuz? Nasıl durdururuz? Herkes seyrediyor. Şimdi İbn Selman oturmuş orada orospuları sarmış kucağına. Vah 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 Allah yardım etsin. Böyle vah 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 bana ne olur mu? Allah yardım etsin. Sen orada durumunu rahat rahat diyorsun. Çocuklarını kucağına rahat rahat almışsın. Kelimeyi basitçe bir şekilde söylüyorsun. Allah yardım etsin. Allah yardım etmez. Kusura bakmayın. Filistin hangi ülke, hangi Müslüman? Abi. Türkiye'de milyonlarca insan öldü. Filistin geçmiş olsun dedi mi? Türkiye. Türkiye'de 501 madenci öldü. Filistin başı sağ olsun. Türkiye ayrımcılık yapmadı. Ha? Türkiye dinsiz olsun, dilli olsun, inançlı olsun, inançsız olsun. Yok, haksızlık yok. Karşısında duruyor. Biliyor musun? Ha, hayır, ben, okay, Filistin. Başka bir şey diyeyim. 501 tane vatandaşımız şeyde öldü. Maden ocağında.
130 kişi, daha yeni 33 tane askerimiz, polisimiz öldü. Filistin bir gün dedi mi başı sağ olsun 2-3 milyon. Nasıl demedi ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Irak'ı kaybettik, dünyanın aslanı Irak. Zamanında Türkiye'ye var ya hem yakıt hem mücahit. Burada Irak'ın şehit adamları gitsene kadar yatıyor. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Dur. Azerbaycan bizim kardeşimiz mi? Ya dur, bir şey diyeceğim. Hayır, bir şey diyeceğim abi. Kardeşimiz mi? Bizim kardeşlerimiz mi? Bütün Müslümanlar kardeşlerimizdir. Tamam. Bütün Müslüman sadece tamam. Azerbaycan değil. Ermenistan. Sen orada noktayı sadece Azerbaycan'a koyma. Dur şimdi. Ama dinlemiyorsun. Dinlemiyorum ben. Ha, dinlemiyorsun. Dünyadaki bütün Müslümanlar. Abi dinliyor mu beni? Beni dinliyor mu? Ermenistan kardeşimiz mi? Nasıl? Değil mi? Değil değil mi? Yok değil ama şimdi... Dur bir şey diyeceğim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şimdi geçen sene Ermenistan-Azerbaycan savaşında Filistin'in tarafı kim oldu? Kim oldu? Ermenistan'ı... Abi... Niye? Şimdi bak yani... Dur bir saniye. He. Daha geçen sene adalar krizi yaşadık. Rumlarla neredeyse savaşıyorduk. Filistin'in tarafı kim oldu? Ya ben bu insanlara bir kelimeyle söylüyorum. Hayır abi kim oldu? Ben kim diyorum, oldu ama? Ben insanlar, ben bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Rumlardan tarafı oldular. Şu anda var ya, tetik noktasında Türkiye var. Evet. Bu İsrail, Amerika'nın hedefi Türkiye'dir. Biz hep vardık. Bırakın. Zaten. Şu anda biz ateşin içinde yanıyoruz. Sen 10 bin yıl önce soru soruyorsun bana. 10 bin yıl önce değil, geçen sene ya. Abi yok, geçen sene bırak. Şu anda... Geçen sene ya. Hani Arapçanın bir sözü var diye. Hayır, geçen sene. Hadi. Bak. Şu anda Türkiye... Evet. Türkiye çemberin altındadır. Ama Allah'ın izniyle var ya. Bizim öyle bir aslanlarımız var. Biz ölümden korkmuyoruz. Hiç korkmadık. Ölümden korkmuyoruz. Hiç korkmadık. Ölüm ölüm. Aynen öyle. Müminler için, Müslümanlar için ölüm. Biz gidiyoruz. Bıraksınlar şimdi. Ben şimdi buradan Cumhurbaşkanıma bir soru soruyorum. Aç kapıyı bir an önce Cumhurbaşkanım. Kapaçık abi. Biz hayır abi. Kapaçık kapı mı? Yok abi. Şu anda Müslümanları savunmak için o şerefsiz Selman. Olur mu canım? Kapı açık. Suriyeliler, Afganlılar geliyor. Nasıl? Sen ne diyorsun ya? Sana göre burada mikrofonla açık olabilir. Hayır ben her yer. Yok abi. Her yer açık. Yok abi. Her yer açık. Açık kapı. Her yer açık kapı. Gel gidelim. Gel gidelim. Sen ne diyorsun ya? Abi ben bir şey demiyorum. Yok abi. Şeyde Afganlar, Suriyeliler nasıl gidiyor? Bu görev sana da dışarı. He, kapı açık bizim değilse. İnsanlara dışarı bu görev. Söyle. Bağırarak bırbır etme. Sadece de. Kapı açık değilse Afganlar nasıl giriyor? Suriyeliler nasıl giriyor? Nereden giriyor ya? Bandan giriyor. Bu kadar. Yani bu kadar muhabir yalan mı söylüyor? Ha. Sen mi doğru söylüyorsun? 7 milyon Suriyeli var. Kapalı Türkiye'de. Afganlar he. Sen niye karalıkta? Gazze niye karalıkta? Yeraltıdan mı geldi? Gazze niye karalıkta? Bu bir insan sorumlusudur. İnsan sorumudur. O insan. Sen eğer insansan var ya bu sorunu sen de taşıyorsun. Nasıl? Bunu unutma. Eğer bir insansan. Sen bana cevap ver. Cevap veriyor. Filistin bugün kaç milyon insan öldü Suriye'de? Bir gün dedi mi bu Müslümanlar ölüyor diye ağzılaştı mı? Siz bir hedefe varamazsınız bu niyetle. Hiçbir hedefe varamazsınız. Sen bana sorun cevap ver. Suali ver kapı. Kapar kapı. Onlar da Müslüman Suriyeliler de. Filistin bir gün dedi mi Suriye'de çocuklar ölüyor, şu ölüyor diye. Nasıl demedi? Sen nereden ne biliyorsun? Dedi? Her yerde. Duydunuz mu? Sen git bir Müslüman tarihine kitabına bir oku bak. Hangi kitapta? Kaç sene şehit oldu burada? Nankörlük iyi de gel. Kitapta mı yazdı o? Nasıl kitapta yazıyor? Git Çanakkale mezarlarını bir okusan. Çanakkale'nin mezarını ziyaret ettin mi? Bilmiyorsun sen. Dur bir saniye. Çanakkale'de kim var? Ne böyle bir şey ya? 87 lise mezunuyum. Bırak Allah aşkına. Senin gibi ben. Sana bir şey diyeyim mi? Bak. Ben lise mezunuyum. Kim var abi? Sana bir şey diyeyim mi? Ben insan için ölürüm. Ölürüm ben. O zaman git. Giderim ya. Kapı açsın ben durmam. Kapı açık. Durmam bir dakika durmam. Bilal'ı da Fatih'i de al. Bak niyetiniz kötüdür. Sizinle var ya. Sizinle hiçbir yere varamayız biz. Hiçbir yere varamayız sizinle. Sizin bu zihniyetiniz var ya geri kalır. Gidebilirsiniz abi. Hiçbir yere varamazsınız. Önce bu vatanda yaşıyorsan Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i ayırmayacaksın. Hepimiz bir kardeş olarak sarılmamız lazım. Hayır. Konuşmanda ayırıyorsun. Ben Azerbaycan gelmedi. Filistin niye gelmedi? Nereden biliyorsun gelmediğini? Git bir dedene gelmedi, sor. Geldi mi gelmedi mi? Şimdi. Gitti. Nasıl şimdi? Hem bir sor hele gel. Bilmeden konuşuyorsun. Yanlış yapıyorsunuz. Sana bir şey diyeyim mi? Dünyadaki Filistin mücahitler. Ben size burada selam gönderiyorum. Önce Arabistan köpeğini yok edin. Daha sonra siz İsrail'i yenmek istiyorsanız sinsiyi gebertin gitsin.
O Sisi Piz okula pizler var ya öldü Sisi. Mü? Sisi. Sisi. En büyük şerefsizler Müslüman ülkelerin başındaki şerefsizler. Artı şu anda Filistin'in başındaki gelen var ya Mahmud Abbas da o Rus'lu çocuk. Dinsiz Yahudi'nin teki. Konuş da bağır. Konuş baba. Abi içimiz yandı. Hayır, abi, i̇çimiz tamam, yandı. Sen ateşi hissediyor musun? Ateş yok kardeşim, bizim. Bizim içimizde bağırmadan ateş konuş. Var ateş. Sana konuşma diyen ateş yok. Ateş var. Bağırma. Konuşuyoruz abi. Ben konuşmalarım böyle. Sen bana ayar veremezsin bu konuşmamda. Ha ben konuşmam böyledir. Tamam mı? Biz Urfalıyız. Acı konuşuruz. Acı yeriz. Acı uğruna ölürüz. Vay, vay. Vay, vay. Abi siz ne diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişim oldu. Çok da güzel oldu. İyi mi oldu? Çok da güzel oldu. Evet. Tamamen sağa kayıyordu. Evet. Sağa kayıyordu. Evet. Yerini bulmaya başladı derim. İyi mi oldu diyorsun? Bence iyi oldu. Genç olması iyi mi? Daha iyi. Avantaj mı? Tabii büyük avantaj. Evet. Ne halk gözünde ne değişir peki? Herhalde biraz daha oy kazanır gibime geliyor. Olumlu mu olur? Olumlu olur. Evet. Çünkü genç, dinamik, sözünün arkasında duran birisi bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim oldu biliyorsunuz. Evet. 13 yıl sonra Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Ne değişir? Vallahi hiç değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Değişim olmadı yok, mı diyorsun? Yok. Neden? Çünkü yine Türkiye yeni fark etmedi, yani bir şey olmadı. Sen nerelisin? Hataylıyım. Hataylısın. Aynen. Değişim olmadı mı diyorsun yok. Yani? Yok. Aynen. Benim ziyaret edeceğim yer Hatay oldu. Gerçekten de bu değişimin yani ülkeye ve kendi milletine bir hayırlı olacağına inanıyorum. İyi oldu mu? Evet. Gerçekten de iyi oldu. Ve diğer yani belediye seçmenlerinin de el ele bir araya vermeleriyle daha değişiklik yapabileceklerine inanıyorum. Genç ben, olması avantaj mı? Tabii ki avantaj. Hep yaşlı olacak diye bir kaydı yok. Yaşlılar zaten yani bıraksınlar. Ve 20 yıldır yani yaptıklarını görüyoruz. Ne yaptılar? Yok işte. Halka zulümden başka ne yaptılar? Kılıçdaroğlu bizzat dahil. Ben otelde çalışıyorum. Seçimde ben borç dilendim. Gittim seçmenimi Manavgat'ta kullandım ama kullanmaz olaydım. Biz gerçekten kendisine inanarak yola çıktık. Ve bizi yani yarattı. Yarı yolda ve resmen bu insanlara ihanet ettiler. O kadar attılar, tuttular, mitingler yaptılar, insanları kandırdılar. Aynı şekilde gene seçmen oyunu kullandığında gene hüsranlı bir şekilde halk gözünde, çıktı. Halk gözünde bu değişim nasıl karşılanır? Mesela sağ seçmen biraz daha pozitif bakar mı Özgür Özel'e? Abi sağ seçmene ben bir şey diyemem. Özgür Özel'e yani. Özgür Özel'e genç olduğundan dolayı ve yani adam pratik abi ya. İleri görüşü, diğerleri gibi değil. Ben bu değişmene yani iyi oldu. Ben değişikliği iyidir diyorsun. Kesinlikle abi. Eyvallah. İyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca olması lazım artık abi. Şimdi bizim tam Filistin'de insanlar ölüyor, şey yapıyor. Biz buna yani üzülüyoruz. Ama biz kendi içimize bakmalıyız abi ilk önce. Daha demin dayının dediği gibi Arabistan'da, Katar'dır, Dubai'dir. Bu tür ülkeler hem zengin hem büyük abi. Madem gerçekten Müslüman karşıtılarsa, Müslümanlarsa... Yok Müslümanlarsa. Müslümanlarsa bu insanlara destek çıkabilirler. Biz kendi içimizi bir önce temizlemeliyiz abi. Biz kendi ülkemizi bir önce temizlemeliyiz. Sokaklarda uyuşturucunun haddi hesabı yok. Sokaklarda yabancının haddi hesabı yok. Esnafa baksan esnafın yüzü gülmüyor. Normal herhangi bir vatandaşa sorsan hangi biri memnun abi bu sistemden? Bunun AKP'si, CHP'si odur budur fark etmez önce abi. Kendi önce kendi evimizi... Bizim kendi topraklarımıza abi bir çeki düzen vermemiz lazım. Kendi halkımıza bir düzen atmamız lazım. Bizim Suriye'de nice askerlerimiz öldü. Ben orada sözleşmelerdim. Nice tabutlarımız bizim taş doldu. Taş dolusu geldi. Cenazelerimizi geçip alamıyorduk. Suriye, Özgür Suriye ordusuna biz aylık bağlıyorduk. Üst bölgeleri yapırdık Suriye'de. Kendi leşlerinizi gelip alamıyorsunuz diye videolar çekiyorlardı. O oradaki ölenler bizim komutanlarımızdı. Bu toprakların evlatlarıydı. Onların hesaplarını kim soracak? Şimdi diyorlar bizim askerlerimiz Filistin'e. Hayırdır bizim askerlerimiz çocuk oyuncağı mı? Bir oraya, bir Irak'a, bir Lübnan'a. Yarın biz kendi topraklarımızı koruyamayacağız ha. Burada bir ateş, bir kıvılcım yanarsa biz kendi topraklarımıza hakim olamayacağız. Kaleyi içten fethettiler.
bu kadar mülteciyle, bu kadar yabancıyla baş edemeyeceğiz. Bırak dışarıdan gelen darbeyle daha baş edelim. Yani abi Allah'ın izniyle baş ederiz de, ama senin burada kardeşim benim Van'dan olsun tüm doğu illerinden tır tır günlük abi milyonlarca mülteci geliyor. Hayırdır ya, tamam güçlüyüz, kuvvetliyiz de nereye kadar? Günlük buraya Türk topraklarına kaç milyon tane insan geliyor. Bunlarla nasıl baş edeceksin abi? Nereye kadar bunları dolduracaksın? Tamam biz güçlüyüz Allah'a şükür. Vatanımıza, milletimize. Bir gecede içimizde askeri yok etti. Türk milleti öyle güçlü bir insanlarımız var bizim. Evet. Demiyorum. Ama benim sana söylemek istediğim ki. Biz bu ben şey diyor işte. Diyor 14-15 milyon diyor bu ülke içine diyor. Neydi? Diyor belirsiz yabancıyı doldurdular diyor. Biz diyor oraya gidelim, buraya gidelim, Lübnan'a gidelim, Afganistan'a gidelim, Suriye'ye gidelim. İki gün sonra burada diyor bir olay olursa hakkından diyor zor gelir. Bizim bir Türkiye'den dışarıda hiç bizim adamımız yok mu yani? Ama bizimkiler dur. Her devlet şimdi, bizim bak, Türkiye'yle dolu ya. Yani. Şimdi şöyle, bizimkiler göçmen, onlar sığınmacı. Göçmenle sığınmacı farklı bir şeydir. Şimdi sen Almanya'ya sırt çantanı alıp sınırdan yürüyerek geçebilir misin mesela? Sığınmacı geçemezsin. Sığınmacı dur, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim abi, sen tamam. Mesela Van sınırından böyle sürüyle adamlar geçiyor, yürüyor. Jandarma arabalarından böyle dibinden böyle yüzlerce insan böyle akın akın geliyor. Şimdi bu adam terörist mi? Üstünde bir şey var mı? Sabıkası var mı? Sen buradan vizesiz, pasaportsuz bir sınırı geçebiliyor mu? Geçemiyorsun. Ha, şimdi işte bizim farkımız bu. Biz onlar ha, da geçemiyor şimdi. Olur mu canım? Adam sınırdan hayır. Şimdi bak kamyonların arkasında görüyorsun, televizyonda görüyoruz. Kamyonların arkasında böyle kapalı pikapların arkasında dolduruyorlar. İstanbul Esenyurt'a işte Bağcılar'a aynı böyle duruyor gecenin üçünde hepsi iniyor kaçıyor. Bunlar nasıl giriyor ülkeye? Arkadaşın demek istediği ne biliyor musunuz bu? Hiç duymuyor musunuz? Devamlı toplayıp geri postalıyorlar. Şimdi bir tanesini topluyor, 20 tanesi geliyor. Bir tanesini topluyor, 20 tanesi geliyor. En son İstanbul'a ne zaman gittin amca? 10 sene oldu. Bir git İstanbul'da. İstanbul'da değilsem Antalya'dayım. Bak bak bir İstanbul'da git. Bir Bursa'ya git, bir Konya'ya git, bir Mersin'e git, bir Adana'ya git, bir Hatay'a aynı git. Büyükşehir belediyesi, tamam. Büyükşehir. Burada yok. Burası turizm şehri olduğu için burada buranın halkı yörük. Ben Elmalıyım. Ben bir Suriyeli, Afganlı'ya ne iş yeri veririm, ne ev kiralarım. Ben de vermem. Ha sen de verme. İşte sen vermez ama İstanbul'da, Adana'da, İzmir metropol şehirlerde geçimin daha zor olduğu yerlerde bir evde 10 tane Suriyeli oturuyor. Sen burada evini o da Suriyeli'nin kabahati değil. O da bizim alanların kabahatimiz o da. Ha. Vermesin o da vermesin. İşte dediğimiz de bizim bu zaten. Ha. Ben de onu diyorum. Şimdi ben işin başına karşıyım. İşin başına gelirse 150 bin dolar vatandaşlık gerekiyor. Ben de kiralık ev var, boş duruyor. 50 tane Suriyeli, Afganlı geliyor. Bir tanesine vermiyorum. Tamam. Suriyeli, Afganlı'ya vermiyoruz. Konya altı Lara, Rus, Ukraynalı dolu. İşte onlar da vermesin. Ben ama, bu, yani onlar da şimdi bu göçmenlerde mi kabahat? Bu kabahat bizde. Hayır. Kabahat bu ülke alanlarda. İlk önce alanda. Alanlar alıyor. Ondan sonra da herkes parayı gördü mü hemen bayılıyor, veriyor yani. Ekonomik sıkıntılarda adam ne yapacak? Ne yapsın ekonomik sıkıntıdan? Ya ekonomin iyi olsa. 2 bin lira, 3 bin lira kirayı adam çıkmış 30 bin liraya yapmış ya. Bu ekonomiden mi yani? Adam emekli oluyordu, daire alıyordu. Hind emekli olsun da araba alamaya sen. Araba alamaya. Evet. Araba alamaya. Evet.